www.sesibetimlemedernek.com. Zehra Nezaret'te baygın işkence görmüş Merve'ye sarıldı. Yedi güzel adam yazdı. Yedi adam biri bir gün bir bela gördü, gereğini belledi. Yalvarsa evleri harap kadınlar ve ağlayan birkaç çocuk. Kamalar salınsa karnına ayrılmaz belalı yanımda. Haberlerime kulak asmayıp duymadık demeyesiniz kardeşlerim. Ülkem bugün yarıyla buluşmuş gizlilerde. Tepeden tırnağa yeni yıkanmış ve örtüler içinde göz kapakları kale kapıları gibi örtülü. Yassı gözlü, kabarık alınlı, kalbine ve beline zengin, düzgün bedenli, bol saçlı erkekler gibi. Ülkem tepeden eteğe yıkanmak için. Aşıdan sonra paklanan, ovalara yayılmış kadınlar, evi uçsuz bir yol gibi bekleyen, yavruya yeniden bekleten, o kadınlar gibi ülke. 58'li ve 74'lü yılların resimleriyle bir albüm, Bozkır'daki ardıç ağacı altında iki adamın resminin üstünde tüyle yedi güzel adam yazdı. Erdem Beyazıt, Uraz Kaygılaroğlu, Cahit Zarifoğlu, Baran Akbulut, Zehra Yıldız Çağrı Atikson, Rasim Özden Ören, Mertcan Sevimli, Süleyman Uğur Karabulut, Nuri Paktil Kemal Uçar, Şükriye Hülya Şen, Naciye Şahika Koldemir, Emine Pınar Gök, Akif İnan Yiğit Çakır, Sait Zarifoğlu Fatih Murat Teke, Ali Kutlay Çağdaş Tekin, Alaaddin Özden Ören Orhan Kanal, Adnan Edip Saner, Hakkı Mert Asker, Cevat Bora Cengiz, Güler Ece Makyol, Merve Zümrü Ertürk, Kahraman Can Güreler, Zafer İbrahim Ersoylu, Celal Cengiz Tangör, Yemenici Ahmet Bilgin, Hacer Müzeyyen Durgun, Müdür Fuat Rahmi Dillidir, Hatice Sema Şahingöz, Eşref Mustafa Turan, Ökkeş Mehmet Yaşuru, Filistin'i Meryem Esma Sahip Afandı, Çalık Anıl Yıldız, Hasan Ali Sedat Kalkavan, Hayriye Demet Genç, Kerim Mehmet Emre Yakut, Selim Emrah Doğan, Elif Işıl Tangör, Mahmut Şahter Özdemir, Piyangocu Doruk Uysal, Konuk Oyuncu Mahsun Dede Muhammed Can Gören, Senarist Ahmet Tezcan Nevin Şahin, TRT Proje Sorumlusu Müslüm Şahin, Uygulayıcı Yapımcı Ali Naci Erol, Yapımcı İksan Fırat Ömer Can, Yönetmen Adnan Güler. www.7güzeladam.tv www.facebook.com/7güzeladam.tv www.twitter.com/7güzeladam.tv Bu dizi TRT1 tarafından Pusula filmine yaptırılmıştır 2014. Antika Divi Tokka takımı yazı yazan bir el, eski bir radyo, rafta ciltli kitaplar ve daktilo. Bozkır'daki ardıç ağacı altındaki adamın resminin üstünde tüyle yedi güzel adam yazdı. Şairler Memleketi Maraş'ın lise yıllarında tanışmış ve kader arkadaşı olmuş yedi güzel adamın hikayesi yazdı. 18. bölüm. Hemşire metal uçlu cam şırıngadaki ilacı fışkırtıp havasını aldı. Yapma! Yapma! Yapmayın! Yapma! Hayır! Anne! Doktorla hemşire direnen Merve'yi tutarken bir yandan da iğne yapmaya çalışıyor. Ayrıca kızının çalıklarına içi parçalanarak bakarken Zehra'nın sarılmış zorlukla duruyorlar. Yüzükan içindeki Merve'ye bakarken derin bir acı ve pişmanlıkla kahırlardı. Ayrı kırışlarla kızına sarılmak ister gibi Zehra güçlükle tutmaya çalışıyor. Bir anda Zehra'nın elinden kurtulup kızına sarıldı. İkisi de yürek dağlayıcı haykırışlarla çırpınıyorlar. Zehra güçlükle kızından koparmayı başararak çekti Ayrı'yı. Müdahale odasından çıkardı. Merve ilacın etkisiyle çırpınışları azalmış, kıvranarak ağlarken Zehra Hayriye'yi koridorda bir sandalyeye oturttu. Doktor sakinleşmeye başlayan Merve'yi kontrol ediyor. Hayriye kriz içinde. Kızının haline baktıkça saçını başını yoluyor. Kendini oradan oraya atıyor. Zehra Hayriye'yi bırakıp Fuat'a yaklaştı. Merve! Aç gözlerini de gör! Bu senin eserin! Vallahi ben istemedim. Ben yapmadım. Yapma. Yapma. Zehra eliyle yüzünü kapattı. Merve'ye bakarak ağlıyor.
Fuat Zehra'dan özür diler gibi Zehra nefretle bakıp Hayriye'ye sarıldı. Doktor bilekleri bağlandığı zincirlerden morarmış kan içindeki ayaklarına eğildi. Cevat elleri parkasında sokak arasında endişeli meraklı volta atıyor. Bir kıvılcım düşer önce büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş yanmışsın arkadaş. Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş. Bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş. Ortak olmak her sevince, her derde, kedere. Ve yürümek ömür boyu beraberce el ele. Merve ile beraber oldukları anlar akıyor. Olmasın hiç o ta içten gülen gözlerde yaş. Bir gün gelip ayrılsak bile seninle arkadaş. Cevat'ın elinin açılan kapısından Güler çıktı. Okula gidecek gibi üzerinde forması, elinde göğsüne bastırdığı kitabıyla yürüyor. Sokaktaki sivil polislerin beyaz arabası duruyor. Üç polis içinde uyukluyorlar. Güler yanlarından yürüdü geçti. Cevat uzanıp duvarın yanından sokağa arabada uyuyan polislere baktı. Endişeli Güler'in gelmesini bekliyor. Kolundan yakalayıp sokağa çekti. Merve'den haber var mı? Abi sen neredesin ya? Nerede kalıyorsun? Ya kızım bırak şimdi benim nerede kaldığımı falan. Bakıyorum ben başımın çaresine. Merve'yi söyleme. Bir haber var mı? Evine gittim akşam. Annesi perişan oldu. Kızımın yanına gideceğim diye emniyet müdürlüğüne gitti. Vazgeçiremedim. Okuldan sonra uğrayacağım ben de evlerine. Delireceğim Güler, delireceğim. Bu böyle olmayacak. Benim bir şeyler yapmam lazım. Ne yapacaksın abi? Polis zaten senin de peşinde. Gerekiyorsa gideceğim, basacağım o karakolu. Tutacağım kızı kolundan, çıkartacağım. Ya da teslim olacağım, anladın mı? Bir saçmalama Allah aşkına ya. Ne yapacaksın? Tek başına polisleri mi basacaksın? Deli misin sen? Deliyim ben, deli. Değilsem de yakında delireceğim bunlar yüzünden. Gidiyorum ben. Kolunu tuttu. Güler, bırak Allah aşkına. Abi, bir delilik yapma. Merve'nin gözü arabaya takılı, adamlar hala uyuyorlar. Dönüp sokakta yürüdü. Bir adamın geldiği sokağın solundan döndü. Hastane, doktor odası. Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Benim öğrencime işkence yapılmış. Depresyon deyip nasıl gönderirsiniz onu evine? Bana bak hoca hanım. Göz korkutmak için atılan ufak bir tokat için hiçbir hastaneden işkence raporu alamazsın. Sen o lafı bırak bir kere. Asıl siz bırakın bu lafları. Kızın vücudu çürük içinde. Az daha bilincini yitirecekmiş. Bir tokatla mı oluyor bütün bunlar? Sen misin doktor? Yoksa o mu? Başhekim korkulu, endişeli indirdi gözlerini. Doktor o kağıda ne yazıyorsa odur. Zehra başhekime döndü. Adam yutkunarak gözlerini kaçırdı. Kızda morluk varsa daha önce bir yerlere çarpmıştır. Ayakları. Tırnaklarına kan oturmuş. Onu da mı görmediniz? Manikür mü desem, pedikür mü desem, onu yaparken fazladan tırnağını kesmiştir ha? Ne bileyim ben? Başhekimliğin verdiği rapor geçerli. Öyle ulu orta işkence lafı edip
Koskoca bir teşkilatı zan altında bırakma hoca. Bak hocam, öğretmensin, saygın var. Hani nerede öğretmenlerimi görsem gider elini öperim. Lakin bu işi uzatmanın alemi de yok, faydası da. Tamam mı? Hem sen Müdür Fuat Bey'e dua et. Bu kız için şikayetçi olmadı. Rica etti, biz de kızı çıkarttık. Yoksa iş bizden çıkıp Ankara'dan gelen terörle mücadele ekiplerine gidecekti. Zaten şu anda sizin okuldan biri solcu, öteki sağcı iki oğlanı onlar sorguluyor. Hani bizim de gidip ne oluyor, ne bitiyor sorma hakkımız yok. En iyisi bu meseleyi bırak. Al talebeni, götür buradan. Yoksa iyi olmaz. Anladın mı? Ama benim bir erkek öğrencim alındı. İkincisi? Önceki solcuydu. İkincisi sağcı. Onun için de ihbar olmuş. Sivil amirin bakışları Fuat'a işaret edince Zehra şaşkın, öfkeli Fuat'a döndü. Araman mı? Fuat suçlu başını eğdi. Zehra bayılacak gibi sarsıldı. Sivil emniyet amiri lakayt bakışlarla Zehra'yı tepeden süzüyor. Zehra ne yapacağını bilemeden endişeyle eli ağzına gitti. Doktora döndü. Doktor duyduklarının şokunda eli ağzında öylece duruyor. Hocam ben vallahi kaldığı yere bilmeyeyim. Biz Cevat'la yolda karşılaştık. Hakkı. Ben Cevat'ı tutup polise verecek değilim. Bunun için sormuyorum. Hakikaten endişe ettiğim için soruyorum. Bir şey biliyorsan söyle. Belki yardımımız dokunur bak. Anladın mı? Böyle tek başına sokaklarda gezmesi daha tehlikeli. Hocam yalan söylüyorsam ekmek çarpsın. Ben sizin müdür gibi olmadığınızı bileyim ama... ya Cevat hakkında bir bilgim yok. Vallahi. Raflarında kitaplar olan yere yakın kubbeli penceresinden gün ışığının yansıdığı odadalar Süleyman geldi. Cahit. Polis kahramanı gözaltına almış. Emniyet çocuğun öğrenci dosyasını istiyor. Ne? Gözleri kabusta gibi kaygıyla açıldı. Birbirlerine ne yapacaklarını bilemeden bakıyorlar. Cahit sıkıntıyla dönüp duruyor. Nezarette karşılıklı duvar diplerinde perişanlar. Çekeç efendi. Öttün mü lan içeride? Adam gibi üstlenseydiniz var lan yediğiniz halde. Lan... ben neyse tamam. Sizin yüzünüzden ben işkence görüyorum. Ne günah vardı lan? Konuşsana. İtiraf etsene lan. İftiranın itirafı olmaz. Ama siz böylesiniz işte. Anca suçu milleti yıkmayı bilirsiniz. Evet. Geç olan benim değilim. Ama sizin beyniniz kireç bağlamış. Vatan hainisiniz lan siz. Biz olmasak var ya... bir günde satarsınız bu memleketi Moskova. Lan... sen kime vatan hainiyorsun lan? Sen kime vatan hainiyorsun lan? Sensin. Tutuna tutuna kalkıp birbirlerine çullandılar. Sensin lan vatan! Kim tıktı lan bu komünist öykücüyü aynı kafese? Çıkarın şunları! Üniformalı bir polis koşup asma kilidi açtı. Başka bir polis de içeri dalıp yerde debelenen kahramanı Zafer'in üstünden aldılar. Yan hücreye tekleyerek taşıdılar. Zafer devrildiği yerden ayağa kalkmaya çalışırken sivil olan kapıyı üstüne kilitledi. Kapa. Kahramanın da üstüne kilit takılarak parmaklıklar kapatıldı. Dayaktan üstleri parçalanmış, yüzlerinde derin yaralar, kan içinde. Yalın ayak bırakıp gittiler. Kahraman güçlükle kalkıp tutunarak parmaklığa geldi, banka çöktü. Zafer de sürünerek çıkabildi banka. Acıdan dik duramıyor, perişan. Müdürün odası rafta kitapta sıralı klasörlere bakıyorlar.
kahraman dosyası nerede? Cahit al birini dedi, Süleyman ortadakini aldı. Üstündeki ipi çekerek klasörü açtı. Kahramanın dosyası en üstte. Dört gencin dosyalarının ayrılarak klasörlenmesine hayretle, kızgınlıkla bakıyorlar. Süleyman çevirdikçe dosya altından yazışmaları buldu. Tek tek bakıyor. Dosyada yazılmış yazıları. Müdür resmen MİT raporu gibi öğrenci dosyası hazırlamış. Şimdi hale bak. Öğretmenleri de, öğrencileri de tek tek fişlemiş, her birine ayrı dosya, klasör açmış. Müstahdem çaylarla geldi. Bu nasıl bir adam ya? Oynak bir adam Cahit Hocam. Kusura kalmayın ama müdür bey oynak biraz. Biz kusura kalmayız da sen her yerde bunları söyleme Ramazan Efendi. Verin kulağı. Ama ne olacaksa olsun artık hocam. İnceldiği yerden kopar zahar. Süleyman ben... Biz... Ya bir şey yapmak lazım. Ben böyle eli kolu bağlı duramıyorum. Bir şey yapmak lazım. Çaresizliğin ağırlığında yürüdü gitti. Süleyman masaya oturdu. Koçum. Sen de geç otur beraber içelim. Ramazan da öndeki sandalyeye oturdu. Süleyman dosyaya bakarken Ramazan başını eğmiş oturuyor. Ne yapacağım gibisinden hayretle ellerini açtı. Kütüphane. Söz, belki de Türkçedeki en sihirli kelimelerden biridir. Çünkü söz, dile geliş biçimiyle insandaki özü açığa çıkarır. Söz, ya sergilenen özdür, ya saklanan özdür, ya da sırlanan özdür. Sınıf ilgiyle dinliyor. Ağzından çıkan her cümle insanın özünü sergiler. Bu yüzden de edebiyatta üslubu beyan, ayniyle insan denmiştir. Yani sözün neyse özün odur. Şairler ve yazarlar sözleriyle kendilerinin ve içinde bulundukları toplumun özünü sergilerler. İşte bu yüzden de edebiyat özü sergileme sanatıdır. Son olarak sırlanan öz. Bu tasavvuf edebiyatıdır. Özlerin özüdür. Zaten bunu daha sonra tekke edebiyatı çerçevesinde inceleyeceğiz. Ahşap kapıdan Cahit geldi. Erdem'i işaret edip geri çıktı. Arkadaşlar herkes raflardan birer tane kitap alsın. İkinci ders saatimizde serbest okumayla kelimelerin özünü devşireceğiz. Buyurun. Çocuklar raflara dönerken Erdem merdiven önündeki verandaya çıktı. Hayırdır? Cahit can sıkkınlığının tutukluluğunda yutkundu. Çocuklar avcumuzun içinden kayıp gidiyor evden. Ben çıldıracak gibi oluyorum. Dün Merve ile Zafer'i almışlardı. Biz öyle biliyorduk. Bugün bir haber daha geldi. Kahramanı da içeri almışlar. İhbar mı gelmiş güya, ne olmuş? Ne yapacağız? Böyle elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız Cahit? Ben bir emniyete gidip durumlarını öğreneceğim. Adnan ben ilgilenirim demişti. Mişti. De bu adam bana hiç güven telkin etmiyor. Sen nasıl şiir avcısıysan o da kelle avcısı gibi. Allah bilir doğrusunu ya. Benim hissiyatım bu yönde. Madem öyle sen emniyete git. Ben de Nuri abilerin yanına gideyim. Bir istişare edelim. Belki onların söyleyeceği, yapabileceği bir şeyler vardır. En azından şu kız için. Merve için bir şeyler yapsın. Müdürle Zehra gittiler emniyete o kız için ama bir haber çıkmadı. Ben bir gidip bakayım. Ağırdan sürdüğü ayaklarıyla alt kata yöneldi. Erdem keyifsiz, düşünceli. Merve'yi eve getirmişler, baygın yatıyor. Hayriye ellerini öperek seviyor kızını. Çıkırıklarını içine akıtarak sessizce ağlıyor. Başucunda su bardağı ve 3-5 ilaç kutusu.
Siyah beyaz geçmiş Merve işkence odasında ayaklarını yuvarlak boşluktan çıkarmış, iki tahta arasına falakaya bağlamışlar. Burunaktan altına çizgi halinde kan oturmuş. Biri gelip hoyratça ayaklarını kavradı. Acı ve korkuyla başını kaldırıverdi. Ana dönüş. Lütfen toparlanın artık. Merve uyandığında sizi böyle görmesin. Niye yaptılar bunu kızım? Nasıl kıydılar ona? Elini tutmuş okşarken Merve burnunda kan, yüzü mosmor, baygın bir uykuda. Keşke size verebilecek bir cevabım olsaydı. Hayriye Merve'nin üstüne yatıp sarıldı. Bunu ona yapanların da bir cevabı yok aslında. Her gün onlarca çocuk öldürülüyor çatışmalarda. Öldüren niye öldürdü? Ölen niye öldü? Hiçbir zaman bilemiyor. Zehra dolu dolu gözlerle Merve'ye bakarken Hayriye şefkatli ellerini Merve'nin solgun yüzünde dolaştırıyor. Şu haline bak. Nasıl kıydılar kralı kızım haline. Zehra yaşlar süzülen yüzünü çevirdi. Acıyla büzdüğü yüzüyle çaresizce kızına sarılarak ağlayan Hayriye'ye bakıyor. Yanaklarını silerek başını çevirdi. Kapıya yönelmişti ki salonun ortasında Çalık'la karşılaştı. Bir anda ikisi de donup kaldılar. Zehra afallamış, geçmişi hatırladı. Okul bahçesi. Öğrenciler birbirlerine girmişler. Öğretmenler ayırmaya çalışırken Çalık Zafer'e gel buraya diye tehditler savuruyor. Durun çocuklar, ne yapıyorsunuz? Çocuklar durun. Zafer. Yapmayın çocuklar! Kızlar! Zafer, kız içeri! Alın! Çabuk! Zafer! Zafer kendine gel, ne yapıyorsun? Zehra Zafer'i sürükleyerek götürürken gözleri Çalık'ın üstünde. Hadi! Komünistler! Moskova'ya! Komünistler! Moskova'ya! Komünistler! Moskova'ya! Zafer! Zafer! Zafer Zehra'nın elinden kurtulup koşarak Çalık'ın boş anında bir anda yumruğu indiriverdi çenesine. Herkes şaşkınlıkla donup kalırken Çalık eliyle dudaklarına dokundu. Dudağı kanayan Zafer'e hırsla bakıyor. Kabaran öfkesiyle eli beline gitti. Silahını çekip Zafer'i yatırdığı gibi silahı göğsüne dayadı. Durun Zehra Hocam, ne yapıyorsunuz? Çocuğu vuracak. Vuramaz. Çocuğu yapıyor. Polisler, polisler, polisler. Kime vuruyorsun lan sen? He? Kime vuruyorsun? Zafer korkuyla soluk soluğa, herkes buz kesmiş. Müdahale edemeden korkuyla bakıyorlar. Okul kapısı önünde polis arabası durdu. Çalık içeri koşan üniformalılara bakıp Zafer'in kafasına kabzayı indirdi. Arkadaşlarıyla arka kısma koşmaya başladılar. Zafer! Zafer! Çocuğum! İyi misin? Zafer'i yerden kaldırırlarken öğretmenler öğrencileri topluyor. Ana döndü. Çalık da Zehra'nın evde ne aradığını sorgular gibi bakıyor. Ablam yok mu? Ablanız içeride. Ben Merve'nin öğretmeniyim. Panikle içeri yöneldi. İrileşmiş gözleriyle bakıyor. Abla? Bak ne yaptılar yeğenine Çalık, bak. Ne yaptılar yavrum? Kırdılar umudumun dalını. Sandalyeye dayandı, ağzı açık, şaşkın. Gözleri Merve'nin yüzünde sabitlendi, kırpmadan bakıyor. Liseli çocuklar bile silahlanıyor artık Eşref Bey. Hı. Ülke bölünüyor. Gericiler her gün yeni bir mevzi kazanırken ilericiler geriliyor, eziliyor. Celal çayları bırakırken Adnan'a kuşkuyla baktı. Eşref Celal'e sen çık diye göz kırptı. Biliyorum. Devrimci olmaya çabaladığım yıllarda devrime uzanan yolların gül bahçeleriyle donatılmadığını da biliyordum. Yiğitlik düştüğün yerden kalkıp mücadeleye devam edebilmektir aslında. Evet. Evet ama yiğidi kılıç kesmez, acı bir laf öldürür diye de bir söz vardır. Hı hı.
ilericiler hakkında basında yoğun bir algı kampanyası yapılıyor. Bizimse buna cevap verebilecek elimizde herhangi bir aracımız yok. Yani size işbirliği, hatta ortaklık teklif ediyorum. Birlikte Maraş'ın, hatta bölgenin en güçlü gazetesini çıkartabiliriz. Bölgedeki ilericilerin sesi olabilecek bir gazete. Bunu bir düşünün. Eğer kişisel kaygılarım var, bunu yapamam derseniz matbaanızı satın alabilirim. Eminim bu şehrin ilerici gençleri beni ve bu şehri yalnız bırakmayacaklardır. Eşref şaşkın afallamış, aklı karışık. Ne yapsam ki derdinde sıktı dudaklarını. Rahatsız olmuş, bedenini çevirdi. Çayınızı soğutmayın. Adnan keyifli, rahat çayını içerken kinayeli edasıyla Eşref'i süzüyor. Eşref de bu işin altından ne çıkacak sıkkınlığında bakışlarını Adnan'a dikti. Elbette o gençleri yalnız bırakacak değiliz mi? Kalemlerimizle, sözlerimizle, kelimelerimizle kendi öz duruşumuzu sergilememiz lazım. Haklısın abi ama bu sefer durum biraz acil. Eylemi kalem ve kelamımızın önüne koymamız gerek. O çocuklara içeride ne yapıldığını bilmiyoruz. Ama neler yapabileceklerini tahmin edebiliyoruz herhalde. Tabutluktan çıkıp işkence anılarını tırnaksız parmaklarında taşıyan onca yazar ve düşünür varken o çocukların başına neler geleceğini tahmin etmek için müneccim olmaya da gerek yok. Aynen öyle. Vallahi 40 yıl düşünsem olayın vehametini bu kadar güzel, açık ve net anlatamazdım. Helal olsun, lakabını hak ediyorsun Aristo. Peki ne yapacağız? Hep beraber emniyete mi gideceğiz? Ya da bu çocuklar için avukat mı tutacağız? Bence fena fikir değil. Her ikisini de yapabiliriz. Hatta üstadım Büyük Doğu'da yaptığı gibi dergimizin kapağından başlayarak özel bir protesto sayısı çıkarabiliriz. Ne dersiniz? Her şeye ve hepsi olur. Her şeye ve hepsine de hazırlıklı olmalıyız beyler. Peki beyler, işi biraz büyütsek. Nasıl mesela? Eşref abiyle gidelim konuşalım mesela. Dergiyle beraber bu tür aktüel meseleleri, terörü, provokasyonları, ne bileyim Arap mültecilere karşı şehirde olumsuz hava yaratmak adına çıkan dedikoduları uyarabileceğimiz, halkı daha doğrudan, net, daha açık bir şekilde uyarabileceğimiz bir gazete neşretsek mesela. Eminim Eşref abi böyle bir şeye asla hayır demez. İyi fikir. Sen de lakabını hak ediyorsun Sait Baba. O zaman şöyle yapalım. Cahit hala hazırda emniyette. Biz de Nuri abiyle matbaaya gidelim. Eşref abiyle konuşalım. O da emniyeti bir arasın. Çocukların sahipsiz olmadığını anlasınlar. Hem bu gazete mevzusunda konuşmuş oluruz. Siz de burada dergiyle neler yapılabilir onları düşünün. Bir toplantı, bir konferans, adı her neyse somut bir eylem planı içinde olalım. Hı? Harika. Hadi. Ayaklarımızda Kudüs gücü yazsın. Masaya vurarak Nuri ayaklandı. Sandalyesindeki ceketini üstüne geçirdi. Allah'a emanet. Güzel. Eyvallah. Kolay gelsin. İstedim. Masadaki çaylarını ortaya ittirip düşünceli yazılarına döndüler. Emniyet müdürünün odası. Bak. Bilmeden konuşma Cahit Hoca. Ben bile konuşmuyorum. Niye? Çünkü o çocuklar şu anda Ankara'dan gelen özel terör ekibi tarafından sorgulanıyor. Ben bile sorgu sonucunda ne olacağını bilmiyorum. Bilmeden konuşmaktansa bilerek susmak evladır. Hadi tereciye tere sattırma. Sen şair adamsın. Bu lafları benden daha iyi bilirsin. Benim bildiğim TRT'nin bilgi yarışmasında değil, emniyette olduğumuz ve o çocukların hangi şartlarda olduğunu bilmediğimiz bir baskı altında oldukları. Onlar hala çocuk. Suratlarından babalarının şamarezi kalkmamış çocukları terörle mücadele kapsamında sorgulamak ne adil ne emniyetli. Üstelik sizin böyle bir şeye izin vermeye de hakkınız olduğunu sanmıyorum. Hak mı dedin? Polis mevzuatı. Aa, hak bu. O hak var mı yok mu bu kitapta yazıyor. Aç oku. Şair adamsın. Hocasın. Saygım var. Ama benim işimi bana öğretmeye kalkma. Öyle faülatün, mefaülün nezdinden bir şey değil bu. Şimdi de meslekler yarışıyor programındayız herhalde. Yok, yok hocam. Yangın yerinde olan Maraş'ı nasıl kurtarırız? Programın adı bu.
kimsenin mesleğini, adını, soyadını dikkate alacak durumda değiliz. Her gün kaç hadise oluyor bu şehirde? Ha? Kaç kişi ölüyor? Kaç kişi yaralanıyor? Haberin var mı? Yok. Bugün eline sopa alıp okuduğu mektebin müdürünü döven o bebelerin dün hangi anarşik hadisenin içinde olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Cahit manidar gülümsedi. Ama bilmek zorundayız. Hadi hocam. Hadi bizi meşgul etme. Biz işimize gücümüze bakalım. Sen de git o bebelere faülatün mefalini öğret. Belki bir işe yarar. İyi. Ben gideyim. Ayağa kalkıp ceketini düzeltti. Ama o çocuklardan birinin başına bir şey gelirse... sorumlusu sensin müdür bey. Mevzuatı yana koydu. Özel ekip, özel ekip bilmem. Seni bilirim. Tamam. Yumruğunu yavaştan masaya vurup çıktı. Müdür ardından geç bunları der gibi elini sallıyor. Ey yavrum ey. Bu da iplerin bizim elimizde olduğunu sanıyor. Ulan o ipler hükümetin elinden bile kaçtı. Yarın bir gün tepesine asker binecek haberi yok. Beni bilirmiş. Mefail, failin faili. Laf cambazı. Arif odasında koltuğuna yaslanmış, kara kara düşünüyor kendi kendine savunmada. İp üstündeki cambazdan ne farkım var benim? Ne yapsaydım yani? Değneğin bir ucunda öğrenciler, öğretmenler. Diğer ucunda vatan, devlet, ülkem. Denge. Dengeyi mi bozacaktım? Kapı açık, Ramazan elinde çay tuhafına gitmiş dinliyor. Çocukmuş. Tabii çocuk. Tabii. Müdürü dövecekler. Devleti yıkacaklar. Rejimi parçalayacaklar. Ama ben onlara çocuk diyeceğim. Ya. 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 Yok. Buna izin veremem. Dengeyi bozdurmam. Dengeyi bozdurursam ben düşerim. Herkes düşer. Memleket düşer. Ne işin var senin benim odamda? Kapıyı niye çalmıyorsun? Kolum mu kırıldı? Parmaklarım mı yok oldu? Sen bana bak. O kapıyı çalarak gireceksin. Hayalet gibi giremezsin benim odama. Müdürüm ben de değildim ki. Ne dedin? Değil. Defol. Kapıyı çekip çıktı. Fuat Acıyan sargılı elini masaya koydu. Gel. Müdür bey, bir öğrencimiz daha gözaltına alındı. Dosyasını istedi polis. Çok mu şaşırdın Süleyman Hoca? Sakıncalı öğretmenler, sakıncalı öğrenciler yetiştirir. Bunda şaşacak bir şey yok. Süleyman ya sabır diye çevirdi başını. Lafını yuttu. Fuat lafı gediğine koymanın pişkinliğinde gülümsüyor. İşte ben bu yüzden size bu kızdan göz kulağım dedim abla. Bu yüzden dedim. Ya kurban oldum, siz niye benim sözümü dinlemiyorsunuz ha? Niye dinlemiyorsunuz? O komünist falan uzak dursun demedim mi? Ona bulaşmasın demedim mi? Sonunda olacağı buydu işte. Sonunda başımıza bu gelecekti işte. Laf dinleyeyim mi ki kurban oldum? İşe mi gideceğim, bunun başında mı duracağım? Ben de şaşırdım ne yapacağım be. Ne bileyim ben o oğlanla konuşayım mı? Konuşmayayım mı? Konuşuyor ki polis bunu da içeri aldı. Merve baygın yatarken çalık kapı pervazına dayanmış derin düşüncelerdi. Boşuna dayak yemiş o müdür. Asıl o sıpayı halletmek lazımmış. Çalık içinde kabaran bir volkan var gibi. Yeter. Yeter artık. Günah benden gitti. Ceketini aldı. Çalık nereye? Cevatsız kalaydın değil mi? Bu
bula bula dinsiz, imansız, komünist mi buldun? Anasız kalasıca. Yavrum, yavrum. Omunarak kollarını sevip üzerine yattı. Merve kendinde değil. Cevat Elip arkasında sık ağaçlıklı dar geçit yolda duvar dibinden yürüyor. Etrafını kollayıp geniş yalaklı bir çeşmenin ardında durdu, eğilip ardından bir şeyler arıyor. Gözü tedirgin etrafı kolaçan ederken bir beze sarılı silahı aldı. Aklında sinirle kurduğu planlar dudaklarını sıktı. Karşısında ona bakan adamı fark etmeden attı silahı cebine. Çeşmenin duvarını geçip yürüyordu ki kendine bakan yeminiciyi fark etti. Silahı gördü mü tedirginliğinde yaklaşıp ne var gibisinden ellerini cebinden çıkartıp açtı. Yeminici sakin, müşfik bakışlarda. Cevat şaşkın, bir telaş etrafta başka biri var mı diye bakındı. Cevap verme ihtiyacıyla yeminiciye geri döndü. Çalık eski mahalle evlerinin arasından öfkeyle yürüyordu. Sokağın diğer ucunda ikinci piyangocu çıktı, şapkasını çıkartarak karşısından geliyor. Arkalarında esas piyangocu. Merhaba reis. Merhaba. Nasıl geçti Ankara? İyi, iyi. Gel benimle, işimiz var. Çalık yürürken ikinci piyangocu dönüp diğerine tamamdır gibisinden gözetti. O da baş parmağıyla onayladı. Sonra dönüp çalığın peşi sıra yürüdü. Piyangocu sokaktan geçen insanlara bakıp ses ifadesiyle geldiği sokaktan yürüdü. Selim kitaplık raflarla çevrili devrimci resimleri asılı kıraathanenin içinde burnundan soluyarak dolanıyor. Masalarda kadınla erkekli birkaç kişi bez afiş hazırlığında. Piyangocu girdi içeri, şapkasız, biletsiz. Ne oldu? Var mı bir gelişme? Holdercilerle konuştum. Kızı bırakmışlar. Kız biraz hırpalanmış. Ama şimdi evinde. Ya Zafer? Yok. O hala içeride. Sana yeni bir haberim var. Polbirci polisler bizimkileri sorgularken Polderciler de Karalisi'nin faşora işini almışlar içeri. Hadi kahraman mı ne? Asıl ilk baş onları almaları lazımdı zaten. Bunların büyük reisini gördüm bugün. İnne doğru gidiyordu. Çalık. Dönmüş. Soruşturdum. Talimatlı gelmiş. Baskın yapacaklarmış bize. Selim düşünceli yandaki raftan bir örtünün altından silahını aldı. Sırtına doğru beline taktı. Piyangocu imalı süzüyor. Sen önden gidip ortalığı kolaçan et. Ben arkadaşları toplayıp geleceğim. Budur işte başkan. İlk yumruğu vuran kazanır. Selim kararlı dişlerini sıkıp baş salladı. Piyangocu çaprazladığı çantasıyla çıktı salondan. Selim düşünceli. Uzun yüzündeki kalın bıyıklı kirli sakallarını sıvazladı. Yumruğunu sıktı. Okuldaki kubbe pencereli oda. Merve'nin o anne görünce kanım dondu. Böyle bir vahşet olamaz. Bir de o kadar rahatlar ki Süleyman. Küçücük bir tokat deyip geçti adam. Düşünebiliyor musun? Düşünmek istemiyorum. Süleyman'ın gözleri bulutlandı. Siyah beyaz geçmiş. Süleyman soğuk taş zeminde yüzünde kanlı darbe izleri falakaya yatırılmış. Bağır sana! Bağır! Ah şöyle, yola gel. İyi ulan düdük. İddiayı kaybettirdim ha. Vuran kişi değişti, demir çubuğu aldı. Ana döndü. Yüzünde mahzun derin bir acı. Zehra sessizce için içine ağlıyor. Meğer işkencede bağırır bağırmaz diye benim üzerimden iddiaya girmişler. Sonra iddiayı kaybeden aldı eline demir çubuğu. İnanamıyorum. Onlar inanıyordu ama. İyi bir şey yaptıklarına inanıyorlardı. Karşılarındaki sağcı mı, solcu mu, insan mı, hayvan mı demeden acılardan bahisler üreterek, yırtılan derilerden, parçalanan kaslardan, kırılan kemiklerden gülünecek bir şey bularak
Ve üstelik kendilerine fazla mesai ücreti hesaplayarak iyi çalıştıklarına inanıyorlardı. Ne olacak ki? Söz konusu vatandı. Ve biz komünistiyle, sağcısıyla, dincisiyle, dinsiziyle hepimiz teferruattık işte. Nasıl dayanabildin peki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Belki onlar acıdığım için. Belki. Geçecek diyordum. Süleyman, bunlar geçecek. Hayal ettiğimiz kadar iyi olmasa bile insanın teferruat sayılmadığı bir gün mutlaka gelecek. Ve işte o zaman biz yırtılan derimizle, parçalanan kaslarımız, kırılan kemiklerimizle acılardan hakça, kardeşçe, gülümseyerek, barış içinde sevgi üretebileceğiz diye düşündüm. Bu umuda yaslanarak belki de dayandım, bilmiyorum. Bilmiyorum. Dışarıdan vuran ışığın gölgesinde Cahit girdi içeri. Zehra elini ağzından çekip telaşla sildi yaşlarını. Ne oldu gibisinden Süleyman başını salladı. Cahit'in soğuk, umutsuz bakışları Süleyman'ın gardını düşürdü. Cahit hüzünle içli içli ağlayan Zehra'ya bakıyor. Bir gün sapsarı kesildim. Öyle bir tabiat vardı ki gövdemde. İnsanları görmezdim bile. Yanımdan bir hava bulutu gibi geçerlerdi. İçimden gidip dağlara kafa tutmak gelirdi. Bir gün ben, iri ve kaslı gövdem sapsarı kesildim. Hali harap bir dev çıktı önüme. Gözlerini öyle açtı ki yüzüme ve ağlamış. Sonra söyleştik. Bu bir nöbet devriydi kardeşlerim. Bizimle aşkta olanların eline su döksünler. Çadırlarının önüne o küçücük kilimleri sersinler. Kahraman ve Zafer iki ayrı hücrede aynı duvara sırtlarını dayamış, büzüşmüş, sarsıla sarsıla ağlıyorlar. Buyur Cevat kardeş, hadi otur. Ağaçlıklı alan Cevat ayakta yeminici yere serili kilimde. Kardeş, kırma beni. Ekmeğimi gadıksız bırakma. Gel beraber lokma edelim. Hadi. Cevat üstelemeden kabul etti. Kese kağıtlarında üzüm, domates, beyaz peynir, yeşil biber. Bir sofranın nimeti, bir ekmeğin katığı bu kilimin üstünde serili olanlar değil. Muhabbetle seyredilen dost cemalidir. Gülüm, buyur. Sen beni takip mi ediyorsun? Yok gülüm, ne haddime. Rahmetli babamla gelirdik buraya. Pek severdi. Yere kilim serer, üstünde lokma ederdik. Ben yerdim, o beni seyrederdi. Öyle bir seyrederdi ki utanırdım. Baba derdim, sen de yesene. Ben doydum derdim, sen de doydun. Babam dostumdu. O gitti, soframın nimeti... Ekmeğimin katığı gitti. Cevat duyduklarının ağırlığında içi ezilir gibi nefeslendi. Bu sabah hele bir gideyim dedim. Hele bir gideyim. Babamın hak katında zerre kadar hatrı varsa elbet Allah ekmeğimi katıksız bırakmaz. Bir dost gönderir bana dedim. Geldim, sen buradasın. Şükürler olsun dedim. Şükürler olsun, hamdolsun Kerem'ime. Yani Cevat kardeş, ne ben seni takip ettim, ne de sen bana yakalandın. Yani sofra nimetini çağırdı, ekmek katığını. Hepsi bu. Cevat'ın gözleri dolu dolu, aklına gelenlerden kurtulmak ister gibi derin nefeslerle kaçırdı bakışlarını. Çalık piyangocuyla sokakta yürüyor. Gerideki yan yoldan gri bir araba hızla döndü, üstlerine geliyor. Tam yanlarından geçerken zaman yavaşladı. Çalık dikkat kesildi. Otomobil pencerelerinden tabancalı evler çıkmış, mahalle kahvesinde oturan gençlere kurşun yağdırıyor.
kapısına dağılıp koştu peşlerinden. Ülkücü gençler kendilerini yere atmış, bazıları yaralı, çalık delirmiş gibi silahını havaya çevirdi. Yoldan geçen arabayı durdurdu, silahlı adamı dışarı çıkardı. Sen burada kal, yaral var mı, onlara bak. Mavi tosba arabayı sürüp giderken diğer piyangocu da arkadan yaklaştı. Çalığın gidişini izlediler. Satranç oynamayı bayılıyorum. Her piyon yediğimde acayip mutlu oluyorum. Bunlar piyon da biz de şah değiliz oğlum. Kaleyiz biz. Biz olmazsak şahmat olur. Sen işine bak. Kolay gelsin. Çok sayıda yaralı yerlere saçılmışken sağlamlar etraflarında pervane oluyorlar. Kimi bacağını, kimi yüzünü tutuyor. İyi misin? Şimdi lan bunlar? Alevi mahallesinden. İyice kaşındı bunlar. Anlamlandıramadan bakışlarını kaldırıp baktılar. Ortalık savaş alanı gibi. Biri silahını sallayıp diğerine koş dedi. Adam yana park etmiş arabaya koştu. Merkezdeki taş köprü, Alevi Kıraathanesi. Beri gel. Daha beri. Daha beri. Bu yol vuruculuk nereye dek böyle? Bu hırgür, bu savaş nereye dek? Hakkı geldi, saygılı öne yürüdü. Sen bensin işte. Ben de senim işte. Mahzun eli kalbinde Hakkı ile selamlaştı. Hakkı gülümseyip çay ocağına geçti. Ne diye bu direnme böyle? Ne diye? Ne diye aydınlıktan kaçar aydınlık? Ne diye? Topumuz bir tek olgun kişiyiz. Bir tek. Ne diye böyle şaşı olmuşuz? Ne diye? Zengin yoksulu hor görür. Ne diye? Sağ soluna yan bakar. Ne diye? İkisi de senin elin. İkisi de. Peki kutlu ne? Kutsuz ne? Topumuz bir tek inciyiz. Bir tek. Başımız da tek, aklımız da tek. Ne diye iki görür olup kalmışız? Ne diye? Kalabalık dikkatle dinleyip başsağlıyorlar. Tüyünden bir yudum aldı. Hakkı sözleri dinlerken tevazulu daldı gitti. Masum dönüp Hakkı'ya baktı. Hakkı hayran saygı. Herkes saygıyla çay ocağına sırtını vermiş oturan Mahzun dedeye bakıyor. Dede sözlerinin ruhlara dokunmasının hoşnutluluğunda. Yaralıları göndermişler. Dört sağlam kalan ülkücü ellerinde silahlar mavi renoya doluştular. Sağ yanlı piyangocu arkalarından elleri cebinde sinsi bakışlarıyla gülümseyerek bakıyor. Sallana sallana yürüdü. Matbaanın sokağı, Adnan lüks arabasını üst yola park etmiş, matbaaya doğru hırsla, kızgın plancı bakışlarla bakıyor. Erdem ve Nuri Eşref'le oturuyor. Celal elindeki paketleri bırakıp çıkarken, Eşref sen de otur diye gözetti. Celal bir sandalye çekip oturdu. Yüzlerden düşen bin parça. Birbirlerine manidar bakıştılar. Boynumuz ağrıdı batıya bakıp durmaktan. Üstelik batının mil çekip körelttiği gözlerle bakıyoruz batıya. Niye? Neye baktığımızı bilmeden. Ama artık yeter bayım. Yeni ve diri bir aşkınlıkla silkelenip, yeni ve iri bir dostlukla birbirimize göz, kulak ve dil olmalıyız. Artık yeter. Yeter be! Eşref masayı tokatladı.
gülümsedi. Erdem onlar kadar hırslı ve şevkli değil. Yüzü kasılmış bakıyor. Geçen gün Süleyman, Nuri abi Doktor Hikmet Kıvılcımlı'ya ne kadar çok benziyor diyordu. İyi gözlemlemiş bizim oğlan. Hakikaten çok benziyorsun. O da 12 Mart muhtırasından iki gün önce bir yazısında yeter artık diye bağırmıştı. Ben de okumuştum o yazıyı. Yetmedi ama. Kimse dinlemedi. Hani sen diyorsun ya, göz, kulak, dil olalım diye. Gözler oyuluyor şimdi. Diller ve kulaklar kesiliyor. Yeter be diye bağıra bağıra kavgalarla bitirdik kendimizi. Kitaplı sola karşı, silahlı sol. Şimdi de sadece sağcıya karşı. Eli kitaplı ülkücü, eli silahlı ülkücüden kaçıyor. Düşünceli kaygılı düşürdü bakışlarını Nuri elinde ciltli bir kitap. Üçüne de bir fikri varmış gibi süzdü. İrkilerek kitabı yere attı. Elleri yanmış gibi açık. Harlı bir ateşe mi değdim ben? Ellerini ovuşturdu. Celal dikkat kesilmiş. Hayır. Bu bir kitap. Sola karşı sol, sağa karşı sağ. Babalar ve oğullar, analar ve kızlar. Kadınlarımız, erkeklerimiz. Damardan dokunuyor. Şaşkın, endişeli dinliyorlar. Kendi kökleriyle tutuşup yanan kimliği ne? Düşman edilen kimliğimiz. Erdem diklenirken bakışlar etkilenmiş. Baylar, ben 7 gün, 24 saat nöbetini tutuyorum kimliğimin ve... Hızlı iç cebinden. Dolma kalemini çıkardı. Sıkarak ileriye uzattı. Ezeni ezmek için yontuyorum kalemimi. Kalemim benim kalem. Parmaklarının arasında ovuşturarak hırsla Tasavvuf ve Hayat adlı kitabın üstüne bıraktı. Hadi baylar. Daha muhkem bir kale inşasına başlayalım. Kalemlerimizi kuşanarak el ele, omuz omuza. Uyluk etlerinden çıkarıp mavzerlerimizi duralım ite şakala karşı. Ne dersin bayım? Ne diyeyim be Nurim? Allah derim. Eşref şevkle sarıldı Nuri'ye. Celal de duygulanmış. Erdem umutlu tebessüm etse de onlar kadar coşkulu değil. Durgun haline şaşırarak döndüler. Nuri havasına girdiği coşkuyla nefes nefese Erdem onların şevkini tebessümle izliyor. Nuri'nin gözleri orada değil gibi sabitlenmiş, kastığı eli masanın üstünde. Kalemi hala kitabın üstünde. Akşam olmuş. Dolunaylı karanlık gökyüzü. Şiddetli yağmura rağmen Adnan hala arabanın içinde matbaayı gözlüyor. Gergin ve nefretle bakan yüzü kararmış. Sol yanda piyangocu yağmur altında hızla arabaya yaklaşıyor. Yanına bindi. Islanmış saçlarından sular damlarken merakla bakan Adnan'a döndü. İşte tamam. Adnan hoşnut başını salladı. Düğmeye bastık. Bu işler bitmez aslanım. Hiç bitmez. Bu daha başlangıç. Benim biraz daha işim var. Gözü matbaada. Piyangocu bir anlam veremedi. Adnan'a işkili bir bakış atıp indi arabadan. Terse geldiği yöne yürüdü. Adem ve Nuri sokağa çıktı. Eşref kapıya kadar gelip sağanak yağmur altında uğurladı onları. Islanmaya başladılar. Yukarı bakıp birbirlerine gülümsediler. Hadi bayım. Birimiz yağmuru dansa kaldırsın. Birimiz çocuk olsun yeniden ha. Adem bir elinde meşin çantası kollarını açtı. Yüzü yukarıya dönük olduğu yerde dönmeye başladı. Geçmiş. Ardıç ağacının altı. Yağmurdan eşyaları kovağa kaçırdılar. Erdem ve Cahit ceketlerine sığınarak bozkıra koşarken bir anda yağmurun altında durdular. Bu yağmur kanımı boğan bir iplik. Tenimde acısız yatan bir bıçak. Bu yağmur yerde taş ve bende kemik. Dayandıkça çisil çisil yağacak. Bu yağmur delilik vehminden üstün.
karanlık kovulmaz düşüncelerden. Cinlerin beynimde yaptığı düğün, sulardan, seslerden ve gecelerden. Birbirlerine sarılarak koşmaya başladılar. Geride dimdik tek başına Artı Çağcı kaldı. Ana döndüler. Yüzlerine düşen yağmur damlalarıyla hoşnut gülümsüyorlar. Adnan arabayı sürerek yaklaştı. Gelin koca çocuklar, gelin hadi. Erdem Nuri'ye gel hadi diye baş salladı. Nuri kısa bir an düşünüp bindi arkaya. Adnan bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında sürdü arabayı. Pastane. Süleyman ve Hatice girdiler içeri. Yağmurdan kaçmış gibiler. Süleyman atılıp sandalyesini çekti. Hatice nezakete gülümsedi. Süleyman çantasını yere bırakıp yanındaki sandalyeye oturdu. Ne güzel yağdı. Evet güzeldi. Ama sen üşümüşsündür. Olsun. Değdi. Ya keşke Zehra'yı da çağırsaydık. Öyle evde oturmasına hiç içim razı olmadı. O özellikle gelmedi. Özellikle derken? Seninle konuşmak istediğimi biliyordu. Hatice yoksa... Süleyman heyecanla bakarken Hatice iç çekip yutkundu. Arabada konuşmadan ilerliyorlar. Nuri Bey'i tanıyorum ben. İstanbul'da Fethi Gemiklioğlu'nun sohbetlerinde görmüştüm birkaç kez. Fethi Gemiklioğlu. Sen. Fethi abi ve sen. Evet. Niye şaşırdın Erdem? Nuri Bey kadar sık olmasa da ara ara ben de giderdim. Önce selam, sonra kelam. Önce Refik, sonra Tarık. Ne güzel sohbetlerdi onlar. Nuri Bey'i hatırlarlar. Bir defasında sabaha kadar dostluk üzerine bir konuşma yapmıştı. Evet. Evet hatırlıyorum. Ahmet Muhip Dranas'ın mektup şiirini okumuştu. Hay aydınlığım, güneşim, canım, bayramım, olduğum, yemişim, yenim, gözyaşımı gözden gizlisin. Pek garipçe kaldım köyümde ıssız. Otsuz, ocaksız. Akılsız, ayvasız. İki elin kanda olsa durma tez. Dağ başını duman almadan beri eğip sabrım, eğip düşlerim. Yoru, yet bu yana. Avareyim, yet, yürü. Ahmet Muhip Dranas. Mektup. Evet. İstanbul'da önce konuşmamız oldu. Fethi abiden hiç bahsetmez. Kimsin sen Erdem? Zor soru. Soruya herkes tereddütsüz cevap verdiği gün... ...Ulusal Kurtuluş Bayramı'nı kutlayacağız bu ülkede. Emin olabilirsin. İşkilli ikisi de garipsemiş, manidar bakıyorlar. Evet. Bayezid'le konağına geldik Erdem Bey. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Adnan gülümseyerek baş salladı. Erdem aklı karışmış, dönüp yine Adnan'a baktı, indi. Başına çantasını tutarak konağa koştu. Sizi bırakayım mı Nuri Bey? Der gelin. Çok işim var. Bu işler hiç bitmez Nuri Bey. Bu işler hiç bitmez. Süleyman heyecanla gözlerini dikmiş, Hatice lafa girme derdinde. Çok düşündüm Süleyman. Çünkü biraz korktum. Hem de şaşırdım. Yani sen ve ben... Hayır diyecek endişesiyle indirdi bakışlarını. Tamam. Ne? Evlenelim. Hatice. Elini tuttu. Canım benim. Bir tane.
ellerini öptü. Sol yanlı piyangocu yan masada çayını yudumlarken bıyık altı gülümsedi. Nemrut yüzünde sinsi bir bakış çayını bitirdi. Bakın canlar. Aha bu sol göz. Bu da sağ göz. Hakkı çayları dağıtıyor. Bu ikisi ayrı görür. Aha bu kafada birleşir. İlla ki iki olacak. Bir sağdan, bir de soldan. Eğer biri olmazsa öteki nakıs kalır. Sağcılar olmazsa solcular eksik mi kalır yani? Eğer. Hatta hiç olmaz. Sağ olacak ki sol ola. Sol olacak ki sağ ola. Ne buyuruyor? Şah-ı Merdan, iki gözüm İmam Ali, er reculu bila ahim, er şimalu bila yemin. Yani kardeşi olmayan adam sağ olmayan sol gibidir. Ne buyurdu şimdi? Sağ ile sol birbirinin yolu yordamıdır gülüm. Anladın? Hakkı arkada el pençe dinliyor. Ey Hakkıcan. Cani Canan. Ne güzel de saki oldun sen. Dağıttığın bütün çaylar Kevser ola inşallah. Dedem, Cevat orada da yok. Gayip. Yani diyorum ki sen bir himmet etsen. Ben çok korkuyorum da. Hakkıcan. Hiç korkma. Başı dumanlı dağ olsa da kademi sağlam yerde. Sen Hüde işine bak. Hüdenem Hü. Eyvallah. Ne dese Hakkı'nın endişesi geçmedi. Zikirhane. Biri çay dağıtırken yarım ay sıralı oturuyorlar. Göster cemadin şemini, yansın oda pervaneler, yansın oda pervaneler. Devlet değil mi aşığa, devlet değil mi aşığa, şem'ine karşıya neler? Cevat da aralarında. Yemenicinin yanında şaşkın ama dingin oturuyor. Nuri dergide hala kravatı üstünde yazılarına gömülmüş. Esneyen ağzını eliyle örttü. Masaüstü yazılarla, taslaklarla dolu. Çöken ağırlığa direniyor. Gözleri ağırlaştı, kapandı. Başı yana eğilirken hala dik, elinde kalemi sandalyede oturuyor. Sonra direnmeyi bırakıp kıvırdığı kollarını önünde çaprazlayıp başını omzuna doğru koydu. Uykuya teslim oldu. Yağmur dinmiş. Hatice ve Süleyman ıslak sokakta tatlı bir sohbetle yürüyorlar. Solcu piyangocu gölge misali arkalarında. Kurna sinsi peşleri sıra yürüyor. Kasvetli loş nezarethane. İşkenceden ayaklarının üstüne basamayan kahramanı sürükleyerek kapılardan geçiriyorlar. Zafer korkuyla yana baktı. Perişan kanlar içinde kahramanın getirilişini gördü. Kahramanı hücreye atar gibi bıraktılar. Soğuk betona yığılıp kaldı. Beyaz gömleğinin önü açık, gri pantolonu sıyrılmış, yüzü şiş patlak kan içinde kollarını yana açmış baygın yatıyor. Thank you.
yan hücrede Zafer acıyla titreyerek, sarsılarak ağlıyor. Onun da yüzündeki yaralar artmış, beyaz gömleği kan içinde. Sayıklarken Hayriye ellerini açmış, dudakları dualar ile kıpırdıyor. Merve'nin dudağından ve kaşından kan sızıyor. Huzursuz, kabus içinde başını sallamaya başladı. Anda korkulu deli bakışlarla gözleri açıldı. Fuat da koltuğunda nefes nefes açtı gözlerini. Ramazan Efendi! Ramazan Efendi! Buyur müdürüm. Bana su getir. Çabuk su getir. Kabusunun sıkıntısıyla ter içinde kalmış. Eli boğazından aşağıya kaydı. Kaygılı gözleri bir anda hayalet görmüş gibi irileşti. Derin derin nefes alıyor. Hala arabasında bekliyor. Solcu piyangocu geldi. Ne yaptın? Süleyman Hoca kızı kaptı. Zehra Süleyman Hoca'nın baldızı artık. Adama öyle bir kızgın bakış attı ki piyangocunun gülen yüzü donuverdi. Adnan'ın bakışından rahatsız indi arabadan. Kırlangıç. Ların mahallesinde acayip bir kalabalık var. Bugün kayaların, taşların, ağaçların başları tepeleme kuş. Aferin sana Kerim. Ne kadar ilerlettin okumayı. Emine Ökkeş de Şerife'ye çay getirdi. Bir de Hüseyin okusun mu? Kırlangıçların mahallesinde acayip bir kalabalık var bugün. Kayaların, taşların, ağaçların başları tepeleme kuş dolu. Aferin sana Hüseyin. Müthiş. Yalnız Kerim bana dikkat ettim. Hüseyin seni geçmiş bayağı. Bu ama benden daha büyük. Ben daha çocuğum. Ha, o yüzden. Dembelim demiyor da bahane uyduruyor Sıpa. Aynı babası aynı. Hık demiş burnundan düşmüş. Düşemiyesice. Emine. Tamam anne tamam. Ne desem suç zaten. Şerife'nin kitaptan kaldırdığı gözü dalgın duran Erdem'di. Emine'ye ne ola ki diye sordu, o da bilmem ki diye baş salladı. Erdem düşüncelerinde siyah beyaz geçmişe gitti. Fuat'ın odasında Adnan'ı gördüğü an. Kusura bakma Erdemciğim. Bekleyemedim dersin bitimini. Müdür bey de sağ olsun kırmadı çağırdı seni. Çok şaşırdım Adnan. Burada olduğumu nereden duydun? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Doğru, çok uzun zaman oldu. Bizim hukuktaki Salih'i hatırlarsın. O söylemişti öğretmen olduğunu. Bir dava için gelmiş Maraş'a, o zaman görüşmüşsünüz. Epey kalmıştı. Davayı kazanana kadar bırakmadı peşini. Sen de mi dava için geldin? Yok canım. Benim davam başka. Otursana lütfen. Fuat'ın yalaka bakışları fel fecir dönerken Erdem'le Adnan'ı süzüyor. Masasının önündeki sandalyeye karşılıklı oturdular. Erdem düşüncelerinden sıyrıldı. Nasıl gidiyor Erdem be? Kara Lisenin müdürü kütüphanede ders yapmana bir şey demiyordur artık inşallah. Sıkılgan gülümsedi. Kerim'in başını severek ağırdan kalktı. Babasının yanına L sedire gelip oturdu. Yok. Beyefendi meşgul bu aralar. Ben kütüphaneye geçtiğimden beri benimle uğraşmıyor.
yerine öğrencilerimle uğraşmayı tercih ediyor. 3 tane öğrencim gözaltına alındı baba. Bu adam yüzünden. Şerife ve Ökkeş kaygıyla iç geçirdi. Nasıl baş edeceğiz bunlarla? Nasıl? Sabırla oğlum. Sabırla. Evet. Sabırla. Erdem'in içi acıyor. Dönüp bakışlarını masada ders yapan çocuklara çevirdi. Naciye ve Meryem mutfakta simidi domates salatalık soyuyorlar. Emine tepsiyi tezgaha koyup Meryem'e döndü. Kızanem bu da bıkmadı kahırlı Arap havasından. İçimi kıymak kesti vallahi ya. Aa, anladık. Sesin güzel de. Öğrenemedim bu kadar zamanda bir tane türkü. Söylesene şöyle kıvrak oynak bir şey. La. Emine bak sen diye eline vurdu. La öğretmedin ki. Hadi bir türkü söyle de öğrensin. Naz'la yeminesinin ucuyla oynarken gülümseyen Meryem'e baktı. Hadi Emine abla. Ospalara bak. Birlik olmuşlar. Beni ortalarına alıp çengi diye oynatacaklar. Yalla Emine öğret. Fazla naz yapmadan kıvırttı. Kulağına çiğ dinle. Bir kere söylerim. Öğrendin öğrendin. Öğrenemedin. Yalla. Pınar başı vurma vurma yar 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 aman. Yaz gelince öter turnam leylim 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 aman. Cayırda buldum seni ellere vermem seni. Kendime alsam seni sineme sarsam seni. Hasan Ali avluya inen merdivenlerde. Sese doğru başını yukarı kaldırıp gülümseyerek elindeki boş odun küfesini diğerlerinin yanına koydu. Bir anda dışarıdan gelen ayak seslerine işkillenip küfedeki dirgenlerden birini aldı. Kulağını kapıya dayayarak dışarıdan gelen sese kulak kabarttı. Dışarıda 7 eli sopalı adam evin önünden geçiyorlar. Kapıyı açıp elinde sopayla çıktı dışarı. Adamların arkasından korku ve heyecanla baktı. Sokağa kolaçan edip telaşla içeri girdi. Kapının ardına kalın takozu taktı. Diğer yanda başka bir sopalı grup bir sokakta yürüyorlar. Çalığın adamları arkadan gelen arabayla kenara çekilip baktılar. Arabada sadece piyangocu. Sopakları da al. Aynı yere yığılmayın. Hadi göreyim sizi. Arkada 2 adamla arabayla uzaklaştılar. Yaşları oldukça küçük genç adamlar arkasından baktılar. Lider görünümlü olan parmaklarıyla 3 işareti yapıp 3 kişiyi sol yana yollarken kendi ve biri daha düz yürüdüler. Ne yapın edin, bir gönüle girin. Bırakın kerpiçi, taşı. Öyle bir gönül yapın ki hak cemalin orada göresiniz. Yaşlısı genci karşısına oturmuş gönülden dinliyorlar. Hakkı dinlediklerinin hazında düşünceli. Behiye sedirde oturmuş, elinde nakışla meşgul. Oğlu yanında ders çalışıyor. Ana, bunlar ne? Üçgen gravyer peynir. Aman, abin getirdiydi onları size. Unuttum ben. Peynir o, peynir. Gelin somuna sürün de hadi, yiyin beraber.
Dışarıdaki seslere irkilerek kaldırdı başını. Korkulu, huzursuz bir iki adım attı. Ellerini göğüs altında birleştirmiş, ürkerek cama yaklaşmaktan korkulu, perdeyi hafiften araladı. Karanlığa doğru bakındı. Çökük gözleri, kemerli burnu, başında yeminisiyle oldukça tedirgin bakıyor. Ahşap çerçeveli, camlı, dayanıksız giriş kapısını kilitledi. Perdeyi çekip ellerini ovuşturarak dehşet içinde odada dolanmaya başladı. Hacı Bektaşi Veli'nin resminin önünde durup nefesi sıklaşmış, dua eder gibi bakınıyor. Sopalar üzerine gazlı bezler sarıyorlar. Adamın talimatıyla sonuncu grup dağıldı. Siz şu sokağa dağılın. Siz de öteki sokağa dağılın. Hadi dikkatli olun. Lider elinde kendi meşale sopası, eline vura vura yürüdü gitti. Buyur Cevat kardeş. Yorgunsun. Yat dinlen. Karşılıklı odalarda yer yataklarında mitil saten yorganlar serili. Cevat nasıl buradayım der gibi şaşkın bakınarak öyle olsun diye açtı elini, kendi odasına yöneldi. Üstünde okul forması, onlarla yatacak gibi açtı yorganı. Celal elinde erzak torbası eve yürüyor. Sokağa park etmiş sivil ekip otosuna baktı. İçinde 4 polis oturuyor. Celal kaygılı, hüzünlü eve yöneldi. Gülerin açtığı kapıdan usulca girdi. Ya amcamla yengem nerede? Geliyorlar oğlum, içerideler. Erdem baş sallarken Şerife de masadaki baş köşedeki yerine geçti. Emine çorba tenceresiyle geldi. Emine, Hasaneli de yok. Vallahi kapının orada aşağıda bir şeyler yapıyor. Küren sapını almış eline, deli dana gibi dolanıyor bahçede. Dedim gel, hele dur dedi. Daha da çağırma. Allah Allah. Gidip bakayım ben şuna bir. Ökkeş tamamdır diye onay verdi. Erdem çıktı salondan. Hele bir gelin. Ben ne yapıyorum size bak. Hele bir gelin. Avluda volta atan Hasan Ali'ye baktı. Hayırdır Hasan Ali? Sofra hazır. Ne yapıyorsun orada? Şşş Erdem abi. Dışarıda eli sopalı anarşistler var. Siz yiyin. Ben nöbetteyim. Erdem abi. Kadınlara belli etme. Korkmasınlar. Olur olur. Sen de kendine dikkat et. Bir şey olursa ses edersin. Ha, merak etme Erdem abi. Öyle bir gelin. Ruh sanlığa verdim. Elinde sopası burnundan soluyor. Nuri masada kollarına yaslanmış uyumayı sürdürüyor. Uyuşmuş gibi kıpırdandı. Uyumaya devam etti. Cevat pijamalarıyla yatakta. Elleri başının altında, dalgın, düşünceli tavana bakıyor. Aklında gelgitli Merve'nin hayali. Uzanıp parkta bir anda öptü onu. Derin bir iç çekerek ağlamaklı hüzünle kapadı gözlerini. Yemenici kendi odasında kapıda durdu, ona bakıyor. Huzursuz kıpırdanışlarını izledi. Dışarıdan gelen koşturmaları o da fark etti. Demirler takılı pencerenin perdesini açıp dışarı baktı. Bir anda kaşları çatılıp yüzü kaygıyla kısılıverdi. Dışarıya dikkatle bakmayı sürdürüyor. Siz... Kalbine vurdu. Cansınız. Hakkı can. Sırrı can. Aha bu da Mansur can. İsimler değişik. Ama
Buz aynı. Can aynı. Can olan cana can katar. Gerekirse can verir ama can almaz. Sakın ha. Sakın ha. Arkasından yansıyan mavi puslu ışık elinde sopasıyla duran adamın kara süliyetini daha bir iri hale getiriyor. Sokak sis ve duman içinde. Adam birkaç adım atıp elindeki çakmağın kapağını açtı. Yaktı. Karanlıkta kızıl bir alev parladı. Elindeki sopaya yaklaştırdı. Elindeki bezli sopa alev aldı. Allah'ım sen bize yardım et. Behiye ürkerek tekrar yaklaştı pencereye. Korkuyla araladığı pencereden yüzüne bir alev yansıdı. Allah'ım. Meşalesi iyice parlayan adam sahilinde sıkıca kavradı. Yüzünü örtmüş, eliyle tartar gibi salladığı sopayı bir anda havalandırarak fırlattı. Ucu yanan sopa havada dönerek uçmaya, ileriye doğru savrulmaya başladı. Ömrü kabus görür gibi bir an kıpırdanıp kasıldı. Huzursuz gözleri kapalı, üşümüş gibi büzüştü. Ne uyanabiliyor ne de sakinleşebiliyor. Sıtmalı gibi kıpırdanırken nefesi sıklaştı. Benden bu kadar. Başınızı ağrıttım. Hakkınızı helal ediniz. Allah Allah. İsmi Şah. Allah Allah. Geceler hayır ola. Allah Allah. Hayırlar fethola. Allah Allah. Şerler defola. Allah Allah. Çalılar alev almış. Hazır, gayb, batın, hak verenlerin himmetleri daim ola. Allah Allah. 18 bin alemle mümin ve Müslim ve cümle kardeşlerimizin Muhammed Ali aşkından mahrum eyleme. Allah Allah. Allah hizmetlerimizi, sohbetlerimizi dergah-ı izzetinde kabul eden, makbul kıra. Allah Allah. Hak Muhammed Ali, üçler, beşler, yediler, 12 imamlar, 14 masum-ı pak, 17 kemerbest, 40'lar. Zaman yavaşladı. Sağcı piyangocu arabayla geçiyor. Uzattığı silahının hedefinde gözlerini kapatmış sakince duran Mahsun dede. Kerbela. Dede derin bir nefesle duruyor. Bir anda açtı gözlerini. Olduğunu anlamadılar bile. Hakkı şaşkın. Dede teslimkar duruyor. Dede! Nuri çığlıkla ile havada uyandı. Kanter içinde yüzünde alevin parlayan kızıl sarılı yanan ardıç ağacı. Aynı ışık yeminecinin yüzüne de vurdu. Etrafı kesif dumanlar sararken alevlerin sarılığı yakmaya devam ediyor. Nuri boğazı sıkılmış gibi nefes nefese, terli alnını eğmiş kaşlarının üstünden bakıyor. Sarsılırken görüntü yüzünde dondu. 18. bölüm sonu. Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemedernegi.com. Yönetmen Adnan Güler, yapımcı İhsan Fırat, Ömer Can. Oyuncular Behiye, Seher Çuhadar, Cansu Ömrü Kani, Yeminici Ali Rıza Özsöyler, Asuman Budak, Işık Şefi Adem Başkurt, Set Amiri Şerafettin Ekin, Kostüm Sorumlusu Sevda Altıner, Ses Operatörü Mahmut Hancı, Saç Makyaj Tasarım Esin Can, Yüksel Üsal Bilir, Kas Direktörü Yaprak Bayraktar, Neslihan Uzer, Görsel Efektler Dijilay'ın, Yardımcı Yönetmen Burak Müjdeci, Yapım Sorumlusu Hakan Tansu Şahin, Sanat Yönetmeni Özgür Kemertaş,
Görüntü yönetmeni Cihan Yeşiltarla, kurgu Umut Ozan Bölükoğlu, müzik Engin Bayrak, yapım sorumlusu Ahmet Zarifoğlu, yapım asistanı Murat Mutlu, Abdülsamet Bilgiç. Teşekkürler ve reklam akışı başladı.